Hoş bulduk. Hoş geldin muhterem. Hoş bulduk. Geçmiş olsun. Allah razı olsun. Sağ olun. Allah razı olsun. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Ben pazar günü yani 3 Ekim pazar günü 3 Ekim 2022 pazar günü Adapazarı'na çocuk çocuğun yanına gittim. 4 Ekim pazartesi 4 Ekim pazartesi günü tekrar Cafer'de TOKİ'deki evime geldim. Ve orada 5 Ekim'de rahatsızlandım. Oğlum haber almış benden yani aramış ulaşamamış telefona. Tamamen kendimden bilinç ruhsal sağlık sorunlarımdan dolayı geliyor. Haber alamayınca geliyor. Beni o şekilde bulunca çocuk taksiyle beraber Sakarya Yenikent Hastanesi'ne getiriyor. Acilden giriş yapıyoruz. Sakarya Yenikent Hastanesi de Haydarpaşa İstanbul 6 Ekim 2022 Çarşamba günü İstanbul Haydarpaşa Numune Hastanesi Psikiyatri Bölümü servisine sevkli ambulansla sevkle beraber oraya yatışım yapılıyor. Ve 6 Ekim 2022 Çarşamba gününden itibaren 9 Kasım 2022 Çarşamba gününe kadar 34 gün psikiyatri servisinde tedavi altına alındım. Ve 9 Kasım 2022 Çarşamba günü taburcu olur olmaz derhal 10 Kasım 2022 Perşembe günü de bağlı olduğum Sakarya Kocaeli ilçe kaymakamlığına direktmen geldim. Kaymakamıma talimatımı verdim. Sağ olsun kaymakamım görevi tekrar muhtarlık görevine devam etmemi benden istedi. Ben de her türlü göreve hazır olduğumu ve şu anda görevimin başındayım. Halkımın yanındayım. Muhtarlığımdayım. Ben işimin başındayım. Görevimin başındayım. Ben iş yerinde zaten ben aldığım fındığı hiç bekletmeden hırsızlıktan dolayı yani gece orada emniyet yoktu. Yani tedbirimiz olmadığı için günlük aldığım fındığı direkt fabrikaya satıyordum. Kesinlikle o değişik amaçlı iddialara göre o dükkan boşaltma, iş yerini boşaltma amaçlı öyle bir şeyimiz yoktur. Efendim yapılan iddiaları duyduğumda gerçekten çok üzüldüm. Ben köyümü dolandırmadım. Ben mahalleme hiçbir zaman burada mahalle halkı burada. Benden alacaklı olan arkadaşlarım da var. Kesinlikle benim öyle bir dolandırıcılıkla hiçbir şeyim yok. Efendim ben köylülerden 100 ton değil. İddialar 100 ton ama benim resmi defterimde, kayıtlarımda 35 ton. Fındık aldım. 35 ton fındık borcum var vatandaşa. Ve ben bu borcun arkasındayım. Babama ait 3 parça tarlamız var. Babam sağ olsun, annem, babam, kardeşlerim, bacılarım, herkes arkamda. Bu bahçeleri satıp bu borçları ödeyeceğim. Ben kime borcum varsa kimsenin bende kuruş alacağı kalmayacak. Ben borcumun arkasındayım. Borcum 35 tondur. Bunlar da en kısa zamanda bahçeyi satıp borçlarımı ödeyeceğim. Muhtarımızın rahatsız olduğu dönemde Kaymakam Bey geçici olaraktan bizi göreve atadı. Muhtarımız şu an geldi görevinin başında. Bu saatten sonra biz de mührünü teslim ediyoruz. Evet, teşekkür ediyorum kardeşime. Benim yokluğumu aratmamış. Biz muhtarımız döndü, çok memnun olduk. Çalışmasından da çok memnunuz yani. Bizi memnun etti. Beni de sıhhatli gördüğümüz için çok memnun olduk yani. Muhtarımız önce geldi, sağlığına kavuştu. Onun için çok memnun olduk. Zaten o şekilde olduğuna da biz hiçbir zaman için şey getirmedik. Söylenen şekilde bir şey getirmedik. Muhtarımız hastaydı, rahatsızdı. O nedeniyle geçmiş olsun, Allah şifasını versin. Geldi iş yerine, görevine devam ediyor. Muhtarlığını devam ediyor yani. Allah razı olsun. Allah sağlığına kavuştu, geldi köyümüze. Görevinin başına geldi. Sokacak haberi de öyle. Burada adam boğulduğunda ne yolu yapıp atıyorsun haberi? Falan mı? Dört ton kadar dolandırdı. Muhtarımızdı, mahalle muhtarımızdı. Ona istisnadan dayanarak buna fındığımızı verdik hiç geriye bakmadan. Fakat sonunda bu bizi mağdur edip kaçtı gitti.